Merhaba Işıklar Enerji. Şimdi Işıklar Enerji'ye en son baktığım zaman ayın 13'üymüş. Bir pazar günüydü büyük ihtimal. Ayın 11'inde son seans görülmüş. Yani şurada ortalamayı, yani düşen trendi kırmaya çalıştığı bir an. 50 günün üstüne çıkıp oradan sonra, yani takip eden pazartesi günü kırmış. Yükselen trendi de takip etmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla 1.14 iyi bir kazanç, onu söyleyeyim. Yani bu kadar günde, yani bir bunu 94'lerden 95'lerden aldığınız zaman, hatta 1 liradan bile alsanız iyi bir kazanç, yani %14 yapar. Direncini geçmiş, iki direnci de geçmiş. Yani burada 1.11 direnci vardı. Bir de 99 kuruşta bir direnç vardı. İkisini de hızlı geçmiş. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar bir şey olmamış, yani geçerken ikisinde de bir boğa tuzağı yok bunların. Bu hacimli bir yükseliş. Şimdi bir çanak olarak burayı tam olarak alamayız yani. Şimdi bu arada bu brüt takasla mı neydi bilmiyorum. Bu büyük ihtimalle belki brüt takasla da olabilir. Haberim yok. Şey var, hacimler çok düşmüş. Ama bir çanak hareketi yok. Ama velakin yani buna bir çanak da der demek istesek, buradaki formasyon işte bize 1.10, aşağıda 80 desek 30, ne haber 1.40 verir. O da 1.618'e gelir. Arada 1.272 var, 1.24. Orası da bir direnç olabilir. Şimdi ışıklarda tabii bir şey de var, ısınma da var kağıtta. Kar realizasyonu yaklaşır yani. Şimdi %20'den biraz daha fazla vermiş. İki tavanla aşağı yukarı %20 vermiş. Kar realizasyonu da yaklaşır bundan sonra. 75 şu an RSI. Yani ışıkların ortalamasına baktığım zaman 80 falan çekiyor işte. Yani 80, bazen böyle nadiren 90 RSI gibi durumlar da olmuş. Ama RSI ortalaması, genellikle ortalama RSI'den bahsediyorum. 76, 80, 85 diyelim, yani daha fazlası pek. Bir 89 var şurada. Bu da bir tane zaten. Ortalama kestirdiğiniz zaman da öyle bir durum var RSI'de. Stokastik de tabii, yani ikisi de artık aşırı alım bölgesinde. Dolayısıyla hareketin devamı halinde, şimdi daha önce ortalamaya da baktığımız zaman hani 1.10, 70, işte burası kaç? 70, 40 kuruş. Yani aşağı doğru bakalım, orada da benzer bir durum vardır. 60, 34, 35 kuruş. Şöyle bakalım, 30, 84, burası biraz 50 kuruşu bulmuş, yani %100'ü bulmuş buradaki kopma. Dolayısıyla yani bunun 50 kuruş gibi bir kopma ortalaması var diyebiliriz aslında şeyden. Hani kuruş olarak bakmak doğru mu? Yüzdesi anlamda da bakabiliriz gerçi, ama olay burası kaç? 70, 50, 73. Yani ara ara böyle sıçramalar var. %40'lık 50'lik sıçramalar olan bir kağıt ve dediğim gibi aşağı yukarı 50 kuruşta bir marjı oluyor. 89 koy üstüne 50 kuruş, işte 1.30, 90 desek tövbe 1.40, 1.41'de de dediğim gibi 1.618 var eğer hedefine devam ederseniz. Zaten şurası bir çanak hareketine evrilirse, eğer bir çanak hareketi yaparsa, o da aşağı yukarı 1.40-1.41 veriyor. Burada tabi akım yukarı, dikkat edilmesi gereken şey de söylediğim gibi kar realizasyonu. Kar realizasyonu geldiği zaman çünkü oldukça fazla da aşağı veren bir hisse. Şöyle gördüğünüz gibi yani 88 kuruştan işte ilk hamlede daha 60 kuruşlara, ki %20-25, sonra 73'ten 45'e, işte şurada bakalım 71'de başlamış aşağı yukarı 30'lara. Tabi burası şey, Mart seviyesi. İşte 1.12, yani şu fitili almıyorum burada, 77. Dolayısıyla bu tür bir harekete de yakalanmamak için bir strateji kurmakta fayda görüyorum. Ama güzel bir yanı düşüşlerinde, yani iyi bir şey olarak şunu onu söyleyebilirim. Tabanlar var böyle, yani buna itirazım yok. Ama her zaman da yapmamış, çok nadir yapmış o tür bir tabanı. Yani bir çıkış fırsatı da veren bir kağıt olduğunu şuradan gördüğüm kadarıyla söyleyebilirim. Dolayısıyla şunu, yani strateji olarak şunu belirleyebilirsiniz. Eğer tabii açılış itibariyle bir eksi bir durum olursa, bir önceki mumun, gövdenin özellikle %50'sinden aşağı, yani işte bu gövde mesela 1.7 açılış, 1.14 kapanış 7 kuruş yapar. Biz 4 kuruşa alalım. Yani 1.10'un altında bir kapanış görürseniz, günlük kapanış, o zaman kar realizasyonu
Bir de hacim de varsa tabii, yani kırmızı şuradaki hacim biraz çoksa kar realizasyonu başlamış diyebiliriz. Yani şurası tam oturmamış ama mesela bunun gibi yani. Mesela şuradaki hacmin yarısından biraz daha fazla satışta var yani. Şunu bu görmüş, ondan sonra geriye vermiş. Yani strateji bu şekilde kurulabilir. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.